Öncelikle şunu söyleyeyim, başta orada canını yitirenlerin ailesine başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu tür durumlardan Türkiye'de iş kazalarıyla ilgili bir totalde duruma bakarsanız neredeyse en az kazanı olduğu iş kolu madencilik iş konudur. Ama en çok gündem olmasının temel sebebi de madencilikte risk çok fazla ve ne yazık ki ölü sayıları bir kere de çok fazla olabiliyor ki sürekli ülke gündemine oturuyor. Ama en çok tedbir alınabilecek yerler de yine maden ocaklarıdır, maden iş koludur. Burada Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na ait bir ruhsat ve galiba bir firmaya da taşere etmişler. Bizde rödevans denilir buna. Türkiye'de ne yazık ki madencilik iş kolunda hep ranta dönük bir çalışma olduğu için özel sektörün büyük çoğunluğu patronun inisiyatifiyle iş yürülür. Orada herhangi bir teknik personel, bu mühendis mi olur, mimar mı olur, ne olursa olsun çok böyle inisiyatif sahibi olarak müsaade edilmiyor. Yani patronun çok fazla kar hırsı hızlıca orada cevheri alıp paraya dönüştürme gayeleri ne yazık kendisiyle birlikte iş güvenliğini ikinci plana, arka plana ve hatta üçüncü plana atma gibi bir durum söz konusu. Ne yazık ki gördük ki devlet kurumunda da bu böyleymiş. Yani biz normalde madenciler olarak Türkiye Taş Kömürü 100 yıldan fazladır kömür üretiyor Türkiye'de ve neredeyse iş güvenliğinin okulu gibi bir kurumken kendi bünyesindeki bir firmada bile bu yine ikinci, üçüncü plana atılmış bir durum söz konusu şu anda. Burada tedbir olarak en belirgin özellik oradaki metan gazının patlamadan önceki sensörlerin devrede olup olmadığını, hala onun resmi bilgisi yok bizde. Burada gaz ölçen cihazların, sensörlerin normalde patlama noktasına gelmeden önce alarm verir. Alarm verir ve bunların günlük, haftalık, aylık, 6 aylık bir periyodik bakımları olur. Bunlar yapılmış mı? O gaz sensörü ötmüş müdür? Ondan önce bir tedbir alınmış mıdır? Resmi verisi yok şu anda bizde. Ama şu görülüyor ki eğer bir alarm ötseydi işçisi de oradaki mühendisi de bir tedbire doğru yol alırdılar. Yani tedbir almaya dönük bir yol almak zorundadırlar. Çünkü o gaz olduğunda patlama geliyorum diyor, yani ramak kalmış. Ne yazık ki bunun bilgisi yok şu anda bizde resmi. İlgili devlet kurumları da konuyla ilgili bir açıklık getirmediler daha. 2019 Sayıştay raporu var. Doğruluk payı bizde daha da teyitli değil ama Sayıştay devlet kontrolündeki bütün ocakların denetimini yapar. Öngörüde de bulunur işte. Bu tür durumlarda sorun, sıkıntının varlığı neyse tespit eder ve ilgili kuruma bildirir. İşte burada bu tür bir sorun, sıkıntı vardır. Böyle tedbirlerinizi alın. Yani sosyal medyaya yansıyan bir Sayıştay raporu var. Onda bile yoğun gaz kitlelerine denk geldiğini, bunun için tedbir alınması gerektiğine dair bir rapor var. Rapor eğer doğru ise 3 defa, 4 defa devletin bir bütünü zan altında yani. Yani bu işi fıtrata, kadere bağlayan iktidar aslında bilimi ve tekniği bir bütünen esas almadığının göstergesidir yani. Mühendislik isteyen işlerdir bunlar. Bilim ve teknikle yürütülen işlerdir madencilik faaliyeti, özellikle yer altında. Mühendisliği, bilimi, tekniği esas almadığınız sürece orada bir iş yürütemezsiniz. Yani bir öngörüde bulunamazsınız yani. Özellikle kömür ocaklarında öncesinde gaz sondajları diye bir parametre vardır. Onun tedbiren yer altındaki metan gazının ölçülmesi ve deşarj edilmesi, yani boşaltılması. İkinci bir noktası yer altını havalandırma sistemleri. Havalandırma sistemi oradaki genel ruhsat alanındaki gaz birikimine dönük, o ocağın gaz potansiyeli neyse ona dönük bir şey. Havalandırma sistemi esas alınır. Makineleri ona göre tercih edilir. Ne kadar havaya ihtiyacı vardır, o sirkülasyonun hızına kadar hesap edilen bir matematiksel işlem var burada. Ama ne yazık ki başta Cumhurbaşkanı olmak üzere devletin ilgili kurumları bunun bir fıtrat, bir kader olduğunu söylüyorsa,
O zaman yöntem olarak da bence bunu tercih etmeleri gerekir. Diyanet İşleri Başkanı imamlarını göndersinler. Madem fıtratla oluyorsa bu iş, gidip orada dua etsinler, kaza olmasın yani. Bence hiçbir ölüm fıtrat değildir. Hiçbir ölüm kader de değildir. Ben o zaman caddede yürüyeyim, araç bana çarpsın ama ben ölmeyeyim. Böyle bir şey yok. Veyahut bir binadan aşağı atlayayım, 3 saniyede mesafemi kat edeceğim ama ben ölmeyeyim. Böyle bir kader, bir fıtrat söz konusu olabilir mi? Mevcut 20 yıllık AKP iktidarının bir bütününde, yani hiçbir şekilde, hiçbir alanda bilim ve tekniği esas alan bir devlet mekanizması yok ne yazık ki. İnşaatta amasız her gün belki yüzlerce insan ölüyor yani Türkiye genelinde. Emek yoğun iş olduğu için Türkiye'nin son 20 yılına bakarsanız neredeyse herhalde diğer iş koluna rağmen en çok %50'ye yakın bir inşaat sektörü gelişimi var. Ve Türkiye'nin ekonomik döngüsü inşaat sektörü üzerine ve her ilde 81 ilde en az yüzlerce şantiye var. Ve amasız 81 ilde belki günde 100 insan ölüyordur yani. Ama bir bir olduğu için çok gündem olmuyor. Aynı şantiyede bugüne kadar en fazla 5-6 yıl önce Torunlar Center'ın bir asansöre çökmüştü. 9-10 kişi vardı içerisinde. İnşaat sektöründeki ölümler bu şekilde gündem olmuştu. Yani insan canı bir kere de matematiksel olarak değerlendiriliyor. Bu çok en büyük sorun burada. Birden fazla kişi öldüğünde gündem olabilir. Aynı esnada 100 kişi farklı yerlerde öldüğünde gündem olmuyor. Ama bir kere de 20 kişi bir yerde ölene gündem oluyor yani. Doğalında inşaata diyebilir miyiz? Mesela günde 100 kişi inşaatın korumunda, fıtratında ölüm var diyebiliriz o zaman orası için de. Niye orası için kimse bir dillendirme yapmıyor? Merkezi hükümet fıtratı sadece madencilik ya. Veyahut diğer ülkelerdeki maden ocaklarında niye fıtrat olmuyor bu? Orada niye kimse ölmüyor? Orada durulmaz. Yani mesela biraz bir bütün dünyayı madencilik alanında değerlendirdi. Aşmışlar kendini yani. Mekanize sistemler, iş güvenliğini esas alma süreçleri, koruyucu ekipmanların olmazsa olmazı olduğu noktalarda aşmış kendini. Bitirmiş, o kültürünü oluşturmuş. Yani özellikle başta Avrupa ülkeleri olmak üzere neredeyse 3. dünya ülkeleri bile bu süreci bir kültür haline getirebilmişken Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkenin hala fıtrat olarak değerlendirmesi, kader olarak değerlendirmesi akla zor. Oralarda madenlerde kaza olmuyor mu? Can kayıpları yaşanmıyor mu? Elbette ki oluyordu yani. En basitinden birkaç yıl önce Şili'de benzeri bir durum olmuştu. Bir yeraltı ocağında. Şili'nin yeraltı ocağında gaz odaları vardı mesela. Orada bıraklı herhangi bir kaza durumunda oradaki işçiye yetebilecek oksijen, temel besin ihtiyacı, ekmek, suyunu bırakılan bir konteyner büyüklüğünde bir yer işte belirli periyotlarla bırakılır ve bir ay boyunca gazı çalışmaları sürdü. Hiçbiri de ölmedi yani. Ulusal anlamda da gündem olmuştu. Yani burada Allah yüzlerine bakmış, bir günde bütün cenazeyi çıkartmışlar. Bununla övünen bir devlet yetkilisi var. Türkiye'deki maden ocaklarında böyle bir sistem yok mu bahsettiğiniz odalarda? Ne yazık ki özel sektörde de yok, devlet kurumunda da olmadığını görüyoruz yani. Kazalardan ortaya çıkıyor yani. Yani bu tür durumların ille de insan ölümü olduğundan bir gündem olması gerekiyor mu? Devlet kurumlarına sormak gerekiyor. Devletin bir kurumu orada gelebilecek riski 4 yıl önce tespit etmişse ve bugünü öngörebilmişse onun icra kurulu olan Enerji Bakanlığı ve ilgili Türkiye Kömür İşletmecileri, kurumları niye kulak ardı etmişleri ilgili kurumlara bir sormak gerekiyor yani. Göz göre göre insan canının ölmesi ne kader ne fıtrat, göz göre göre cinayettir yani. Taksiren adam öldürmeye gider bu yani. Bilinçli bir şekilde tercih edilmiş bir katliama dönüşür bu yani. Sayıştay raporu doğruysa bu bir katliamdır yani. Nettir, bunun arkası, önü arkası yoktur yani, fıtrat yoktur yani. Göz göre göre korku bir insanı öldürdüler yani. Nettir. Bu cümle başka şekilde kurulamaz yani. Öldürdüler yani. Ölmediler, öldürdüler yani. Başka da söyleyecek bir şey bulamıyorum yani. Ne yazık ki.